Tekrar merhaba arkadaşlar. Türk Dünyası, Türk Tarihi kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Bu videoda Oğuz Kağan ve Metehan karşılaştırılması yapacağız. Acaba aynı kişiler mi, değiller mi? İkisinin de neler yaptıklarına bakalım ve siz karar verin. Tarih ve bilimde kolaycılığa kaçarak, bir şey bildiklerini sanarak ileri sürdükleri konu hakkında delil bile sunamayanlar, yaptıkları bu sorumsuzluğun bedelini nasıl ödeyecekler bilemiyoruz. Oğuz Kağan dünyada ilk ordu kuran kişidir. Metehan düzenleme getiren kişidir. Oğuz Kağan babasını putlara taptığı için savaş açmıştır. Metehan tahta geçmek için Oğuz töresini uygulayarak babasını öldürmüştür. Oğuz Kağan dünyanın her tarafına hakim olmuştur. Lakin Metehan Büyük Hun Devleti'ni kurmuş ve sadece Asya'ya hakim olmuştur. Oğuz Kağan, Afrika ve Amerika kıtalarında savaşmıştır. Metehan sadece Asya'da savaşmıştır. Oğuz Kağan, Gök Tenri'nin törelerini uygulamıştır. Metehan, Oğuz töresini uygulamıştır. Oğuz Kağan'ın babasının adı Karahan'dır. Metehan'ın babasının adı ise Teoman'dır. Oğuz Kağan, Üç Ok ve Boz Oklar adında Altı Ok olarak bilinen çocukları olmuştur ki Atatürk bunları CHP'de sembolizm olarak uygulamıştır. Ve üç okları batıya, boz okları doğuya yani Çin, Kore ve Japonya gibi ülkelerin bulunduğu bölgelere paylaştırmıştır. Metehan'ın bir tek oğlu vardır ve adı Kiyok'tur. Oğuz Kağan, boz oklara devlet kurma yetkisi vermiş, sembolleri altın yaydır. Metehan batıda devlet kurmuş üç oklardandır ve sembolleri üç gümüş oktur. Osmanlılar kayı boyu üç oklardandır. Ve kendilerini bozoklara bağlamışlardır, kağıt üzerinde. Çin'de hüküm süren Tang, Song ve Ming hanedan ve imparatorları senetli olarak sırasıyla bozoklardandırlar. Kısacası batıya bozoklar gelmemişlerdir. Doğu ve batı Çin Seddi'nden itibaren ayrıldığı gibi Altaylar ve Tengri Dağları da bir sınırdır. Metehan da batıda devlet kurmuş üç ok boyundandır. Şimdi nasıl oluyor da ikisi aynı kişi oluyor? Metehan önce Hunlardan toprak isteyen doğu komşularını Donku üzerine yürüdü ve onları ağır bir yenilgiye uğrattı. Yapılan anlaşmada Donkular senelik sığır, at ve deveden oluşan bir vergi ödemeyi kabul ettiler. Donkular M.Ö. 208 senesinde Hun hakimiyetine girdi. Metehan sonrasında Kuzey Moğolistan'da yaşayan Tunguz gibi halkları da idaresi altına aldı. M.Ö. 177-165 seneleri arasında Hunların güneybatısında Tanrı Dağları ile Gansu arasında yaşayan Yüeçilerin üzerine seferler düzenledi. Milattan önce 203'te Yüeçi'yi mağlup etti ve kendi topraklarına kattı. Çin üzerinde sürekli seferler düzenledi ve Sarı Irmağın güneyindeki kaleleri egemenliği altına aldı. Bu zaferlerle sonradan Hunlara büyük gelirler getirecek önemli ticaret yollarının kontrolünü ele geçirdi. Bölgede yaşayan Altay, Moğol, Tunguz ve Türk gibi kavimlerin egemenliğini altına alarak askeri ve stratejik olarak çok daha güçlü bir hale geldi. M.Ö. 200 senesinde Han Hanedanı İmparatoru Gaozong'un 320 bin kişilik ordusunu Baideng'de Peteng Kalesi'nde kuşattı. Gaozong Mete'ye hediyeler göndererek kuzey eyaletlerini Hunlara bırakma ve senelik vergi ödeme gibi bütün şartları kabul etti. Bunun üzerine Metehan imparatorun kuşatmadan çıkmasına müsaade etti. Gaozo padişahı Çanka, bugünkü Şiyan, dönebildi fakat Metehan, Gaozo Hanı'nın kuzey sınırını ara ara tehdit etmeye devam etti. Bunun üzerine M.Ö. 198'de Gaozo barış istedi ve yıllık haraç ödemeyi kabul etti. Buraya kadar Metehan'ın yaptığı işler doğrudur. Fakat ne bir sembol altın yay ve üç ok gibi ne de oğulları arasında paylaştıran bir dünya vardır. Araştırmacı arkadaşlarımızın araştırmalarına saygı duyarız. Fakat iki ayrı şahsi çaresizlikten dolayı kolaycılığa kaçarak aynı kişi yapmalarına asla katılmıyoruz. Çünkü bu koca bir Türk tarihini küçümsemek ve dar bir kalıba sığdırmaktır ki bunun altında başka sebepler aranır. Bu kabul edilemez. Sığlıklarını düzeltmeleri gerektiğini saygılarımızla düşünmekteyiz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Esen kalın.